Hocam bir konu var. Türkler işte göçebe miydi, değil miydi? Yoksa büyük bir kültüre sahipler miydi? Daha sonra mı göçebe oldular falan derken ekrana bir resim verelim. Şu beyaz piramitleri verir misiniz? Bir tanesi de olsa. Hocam beyaz piramitlere gittiniz mi? Tam buraya yakın yere kadar gittim ama buraya gitmedim. Evet. Onu söyleyeyim. Esasında bu piramit değil. Evet. Bu bir Çin imparatoru mezarı. Daha sonra taraçalandırılmış şekliyle görülüyor. Buradaki arkeologlarla konuştum. Sonraki Han Hanedan dönemine ait imparator mezarı bunlar. Bunun pagoda olduğunu söyleyenler de var. Bunlara benzer yani Budist tapınaklar olduğunu söyleyenler de var bu. Evet. Şimdi Türklerin piramit yaptığına dair hiçbir yazılı kayıt yok. Tarih belge yok. İkincisi zaten bu fotoğraftan başka fotoğraf da yok yani bunlardan başka esasen piramit yapmak Türklerin dini inanışla inanç sistemlerine uygun değil. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Başka yani, örnekler yok. Kamanlardan mı bahsediyorsun? Kamlarda da yani evet. Veya şaman değil, kamlıkta da veya gök tanrı dininde de veya inanışlarında da böyle bir şey yok. Beyaz piramitleri yapsalar zaten önce kendi ülkelerinde yaparlar. Sonra gidip Çin'de yaparlar. Bir de o tarafı var. Daha da şey, sermaye birikimi yok. Yani işçi çalıştıracak imkan yok. Birincisi bu. İkincisi kölelik. Kölelik yok. Evet yani kölelik yok. Yani köle çalıştırarak da yapılacak bir durum değil. Ve maalesef bu fotoğraf dönüyor hep şeyle birlikte. Buna benzer başka yerler de var ama bu Şiyan'da Orta Çin'deki bir yerde İkinci Dünya Savaşı'nda bir Amerikalı pilot işte evet. Çinlere yardıma giderken havadan fotoğrafını çekmiş. Oradan bir şekilde yayılmış durumda. Bu zaman zaman sunuluyor. Ama şunu söyleyeyim. Tamamen ayrı. Mesela şöyle diyelim. Osmanlılar Bursa'da cam yaptılar ilk önce ama daha sonra Belgrad'ı fethedince orada cam yaptılar. Bunun örneklerini kendi ülkesinde de olur yani en azından. Ona bakmak lazım. Hepsini geçelim. Bu bölgeye gittiğimiz zaman şöyle ince bir Çince kitap var. Böyle gösteririm şey yapar. Şimdi orada bütün bunların nasıl yapıldığını anlatıyor zaten Çin İmparatoru mezarı olduğunu. Tabii anlatıyor. O bölgede bir taneden fazla mezar var. Var. Aynı piramitlerde. Tabii. Piramitleştirilmiş sonradan şeyler. Önce hocam bu bilgi niye servis ediliyor Türk piramitleri diye? Bilmiyorum ya işte bunu söylemeye çalışıyorum. Bilgi kirliliği var bizim alanla ilgili maalesef Türkiye'de. Ben biraz katıyım. Bu anlamda evet. Doğru bilgi. Yani akademisyen olarak doğru bilgiyi belgelere dayalı doğru bilgileri vermeye çalışayım. Ben bilgiler. Türk tarihine ait en orijinal belgeleri okudum, yayınladım zaten. Yani kitaplarımda da yayınladım. Onunla ilgili mesele bu. Bu kapanmıyor. Televizyon programlarında her zaman sunuluyor. Siz de burada evet. Fotoğrafını sundunuz. Bunları hep gördüm ben. Yani şey olarak bir şey ifade etmez. Han Hanedanı, sonraki Han Hanedanı yani milattan sonra 1. 2. yüzyılda hocam, dönemine hocam şeyi soralım o zaman yani Çinlilerin kültüründe böyle piramit yapmak var mı? Çinlilerin şey yok. Bu normalde tepe olarak yapılıyor. Daha sonra taraçalandırılıyor. Mesele budur. Ama şimdi, neredeyse piramit büyüklüğünde yani. Piramit büyüklüğünde olabilir. Olmayacak bir şey bu bölgede olabilir. Hocam Türkler'de ağaç şey bu piramitlerin orman. İçine girenlerle hiç görüşebildiniz mi? Görüşmedim. Hiç görüşmediniz. Tamam. Yani şöyle bir şey deniyor hocam müsaadenizle. Ölen kral Çin kralı öldüğü zaman yanında korumaları şeyleri hepsiyle birlikte gömüldüğü için böyle büyük bir şey. O terrakotaların olduğu yerde veya işte ya o yüzden böyle büyük mezarlar olduğu ifade ediliyor. Var. Değil mi hocam yani? Meşhur, bir sebebi bu olabilir mi diye ben. Çin Şuhan var işte bunlar Çin İmparatoru mezarı demek istediğim o. Bunların Türklerle ilgisi yok. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Eğer Türklerle ilgisi olsa Çinler bunu saklamazlar. Yani Çin'deki bu bütün o kadar çok Türk izi var ki belgesi var. Türkçe'de var, Çince belgede var, Çince yazıtlar da var o bölgede. Hepsini gördüm ben. Yani gördüm hepsini demeyeyim şimdi. Abartı olmaz. Büyük çoğunluğunu gördüm. Maalesef bu böyle servis ediliyor. Bunlara inanmamak lazım. Yani aşırı abartının kimseye faydası yok. Oturup sohbet edebiliriz. Ekrana bir terakota askerleri koyalım mı? Bir soru daha soralım. Araştırılması mesela araştırmak her zaman bilim öyle gelişir zaten. Tabii. Şimdi Mu kıtası dediniz. Ben ona inanmıyorum. Mitolojik bir hikaye. Ama
Mitolojik dedik zaten. Mukta'sının araştırılmasını engellemez benim söylediğim. Mutlaka araştıralım. Yani Mustafa varsa, Kemal Atatürk sonra ben bilim adamıyım. Biri ispat ederse tabii kabul ederim. Piramitlerin Türklere ait olduğunu biri ispat etse yine kabul ederim. Niye karşı çıkayım ki? Bilim böyle gelişir zaten. Araştırarak, sorgulayarak, analiz ederek. Hocam terrakota askerler yani kim yaptı, niçin yaptı? Şöyle bölgeye gittiniz mi hiç, gördünüz mü? Ben gittim. Evet. O içine girdim, fotoğraflarını çektim. Gerçekten. Şimdi ekrana iki tane var. Bu gittim burada. 2-3 var. Üçüncüsü daha kazılmamış durumda. Bu ikincisi herhalde. Birincisiyle birlikte.